Dört Yol Manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri, bugün Orman Genel Müdürlüğü'nün Dört Yol İşletmesi'nin düzenlemiş olduğu bir programa iştirak ettik. Ediyoruz inşallah. Bugün bir helikopter turumuz olacak. Allah nasip ederse sizlere havadan görüntüler paylaşacağız. Şu anda Arsuz'dayız. Arsuz'da İskenderun, Hatay temsilcileri, basın temsilcileriyle birlikte olacağız. Ve biz bu programda yanmış olan orman alanlarıyla ilgili bölümler var. Oraların tekrar ağaçlandırılması var. Şu anda burada güzel bir restoran var. Kıyı Park Kafe Restoran. İnşallah oradayız. Tüm basın mensubu arkadaşlarımızla beraber az sonra helikopterle canlı yayın yapmaya geçeceğiz. İnşallah bizi izlemeye devam edin. Görüşmek ümidiyle. Evet, Dört Yol Manşet ve Payasa Ajansı olarak şu an Arsuz ilçesinde çekime geldik. Burası Hatay'ın doğa zenginliklerinin ve Hatay'ın incisi Arsuz ilçesi. Bir tarafta dağ, bir tarafta deniz. Şöyle gösterir Kazım abi. Gerçekten Arsuz Hatay'ın en gözde ilçelerinden bir tanesi. Buraya insanlarımız yazın, vatandaşlarımız Hatay bölge halkı olarak buraya yüzmeye geliyorlar. Hatta tatil yapmaya geliyorlar. Burası hem tatil sitesi, şu an Devlet Demir Yolları'nın, aynı zamanda Orman İşletmenin burası tesisleri. Hemen ikisi birleşik zaten şu an gördüğünüz üzere. Evet Ferit Bey, çok teşekkür ederiz. Rica ederiz Kazım abi, teşekkür ederiz. Bugün İskenderun İşletme Müdürlüğümüzün sahil deposu dediğimiz depodayız. Aynı zamanda helikopter pistindeyiz. Malumunuz Haziran ayı itibariyle yangın sezonu başlıyor. Bu müsabet durum karşısında da sizlere daha değerli basın mensuplarımız her sene olduğu gibi bu sene de daha olacak. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Neden değerlisiniz? Biliyorsunuz yangın, ormanlarımız dünyanın ve insanlığın akciğerleridir. Hatay ilimizde bildiğiniz üzere ormanlar arasından gayet zengin bir ilimiz. Yaklaşık %38 ormanlarla kaplı bir alana sahip. Bu da Türkiye ortalamasının kat kat üstünde. O yüzden biz de bu ormanlarımızı koruyabilmemiz için sizin gibi değerli basın mensuplarımla çok ihtiyacımız var. Bizim sesimizsiniz ve halkımıza anlattığımız bu şeyleri aktaran değerli basın mensupları aracıyla anlatıyoruz. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli olan bir kısım, öncelikle bir yangına hazırlık kısmımız vardı. Kıştan beri biz hazırlığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bunu bilginiz olsun. Yöremizde özellikle yangına hassas bölgesi olması, birinci derece hassas bölgesi olması hasebetiyle yangın suçkurlarımız vardı. İşte yangın aracımız var. Bunların hazırlıklarını tam olarak biz yaptık. İşte gördüğünüz malzemeler var. O malzemelerin de eksiklerini giderdik. Yangına şu anda hem işçilerimiz, hem teknik elemanlarımız, işletme müdürlerimiz, şeflerimiz, işletme müdür yardımcılarımız olmak üzere hepimiz yangına şu anda hazırız. Sayın Valimize de özellikle teşekkür ediyorum. Kaymakam Bey'lere de özellikle teşekkür ediyorum bize verdikleri destekten dolayı. Bu olayın ne kadar hassas olduğunu sizler de katılarak da gösterdiniz zaten. Özellikle sizlerden ricamız, halkımıza bu yangın sezonunda ormanda ateş yakmamaları noktasında uyarılarda bulunuyoruz devamlı. Sizler de bu noktada bize destek veriyorsunuz. Hatay ilimizdeki insanlarımız da vatandaşlarımız da son derece duyarlı. Geçen sene iyi bir şekilde atlattık arkadaşlar. Bu sene de iyi gidiyoruz. Şeytan kulağına kurusun Allah'a şükür. Yani şimdiye kadar bir 10 bin tane yangınımız oldu. Küçük yangın. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Bizim orman yangınlarında en önemli şey hızdır arkadaşlar. Büyümemesi bizim için çok önemlidir. O yüzden sizler bizim için çok önemlisiniz. Vatandaşa aktarabilmemiz için önemlisiniz. Çünkü biz istiyoruz ki yangını ufakken görelim ve erkenden müdahale edelim. Bu bizim için en önemli bir numaralı işimiz. O yüzden vatandaşımız bize 177 aracılığıyla, 112 aracılığıyla ihbarda bulunduğunda bize söylediklerinde biz hemen helikopterimizle, arazözlerimizle, ekiplerimizle hareket edip o yangına müdahale ediyoruz arkadaşlar.
İşte dediğim gibi 11 tane yangınımız oldu. Ufak ufak yangınlar. Niye ufak? Erken müdahale ettiğimiz için. Erken müdahale için de teknolojiyi kullanan bir bakanlık haline geldik. Sayın Bakanımız da geçen günlerde İzmir'de aktardı. Biliyorsunuz İHA'larla gözetlemeye başladık arkadaşlar. İnsansız hava araçlarıyla yangınlarımızı artık İHA'larla da gözetliyoruz. Bir de şunu arz etmek istiyorum. Hatay ilimizde ilk defa Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak Hatay ilimizde de 4 tane insansız hava yangın gözetleme aracı kurduk. İnsansız olarak gözetliyoruz. Biz bunu cep telefonundan bile izleyebiliyoruz şu anda. Santrallerimize buna kurduk. 112'deki servisteki arkadaşlarımızın bilgisayarlarına da kurduk. Bunları 24 saat gözetleyebiliyoruz. Biz biliyorsunuz arkadaşlar 7-24 saat usulünde çalışıyoruz. Yani gece 12'de de yangın çıksa, sabaha karşı da çıksa, cumartesi pazar da çıksa görev icabı 24 saat hazırız ve bekliyoruz. Yeter ki vatandaşımız biraz daha duyarlı olsun. Yangınların biliyorsunuz büyük çoğunluğu, hatta şöyle diyebilirim istatistiklere baktığımızda %90'ı insan kaynaklı çıkıyor. O yüzden insan faktörü olduğu için yangınlar da oluyor arkadaşlar. Malumunuz Hatay ilimizde de insanlarımız ormanlarla içli dışlı. Ha bu da normaldir. Ha biz burada ormanlardan faydalanması için kurum olarak da, valiliğimiz olarak da, kaymakamlık aracılarımız da olsun. İnsanlarımız ormanlarla faydalanması açısından elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Demin Sayın Valim talimat verdi. Bir 4-5 tane daha mesire yeri kuruyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Neden insanlarımız faydalansın, ormanda ateş yakmasın amaçlı. O yüzden özellikle vatandaşlarımızdan ricamız ve sizlerden de ricamız bunları iyi duyurmamız, bütün vatandaşlara aktarmamız. Ormanda ateş yakmazlarsa, piknik mesire yerlerinin olduğu yerlerde ateş yakarlarsa ve ateşi de söndürmeden gitmemeleri gerekiyor. Biz en çok yangınımız bahçe temizliğinden, anız yangınlarından oluyor arkadaşlar. Yani bu anız yangınlarının zararlı olduğunu artık defalarca uzmanlar da söyledi. Biz de defalarca söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Özellikle bahçe yangınlarına dikkat etmeler lazım. Bahçeden vatandaşımız örtüyü temizlemek için bahçe kenarını temizlerken rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayabiliyor ve büyüyebiliyor. O amaçla vatandaşımızı devamlı uyarmamız gerekiyor. Biz bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz. Yaz boyunca da devam edeceğiz. Sizlerle de her zaman kapımız açık. Telefonlarımız da her zaman size açık. İstediğiniz zaman bizim kapımıza gelip bilgi alabilirsiniz, aktarabiliriz sizlere de. Bizim Kahramanmaraş bölgemizde 49 tane arazimiz var. Bu gördüğünüz arazimler arkadaşlar. Bunlar 3,5 ton su alıyorlar. 500 kiloda A tipi köpük alıyorlar. O A tipi köpük dediğimiz yangını söndürmede suya karşı 10 kat daha fazla arttırıyor. O yüzden köpüğü de her yerde kullanıyoruz ki bu beyaz köpük nedir diye sormayın. Hiçbir canlıya, hiçbir doğaya zararı yok. Sadece suyun söndürme gücünü 10 kat arttırıyor ve bir daha da orada bir de bulunduğu yerde hemen su gibi buharlaşmıyor ve yangını büyümesini engelliyor. O yüzden köpük bizim için önemli. Onu da sizi bilgilendirmiş olayım. İşte 18 tane su tankerimiz var. 29 tane ilk müdahale aracımız var arkadaşlar. Rangers dediğimiz. Bu sene yeniler de gelecek. Devamlı güçleniyoruz. Ama burada en önemli şey dediğim gibi insan faktörü. İnsan faktöründe de işte sizin gibi değerli basınlarımız, arkadaşlarımızın bu insanlarımızı devamlı uyarmamız lazım. Dediğimiz gibi 112 ve 177 numarasını aradığımızda da erken müdahale için bizim için çok önemli. Kulelerimizdeki arkadaşlarımız 24 saat boyunca gözetleme yapıyorlar. Her kulemizde 2 tane 3 tane işimiz var arkadaşlar. 13-14 tane kulemiz var şu anda faal olarak. Onun haricinde 4 tane insansız hava kulesini kurduk ama gözetleme kulesini kurduk ama bunun devamı gelecek. Bu sene biz İlk defa Hatay ilinde denedik bunu. Burası hassas bölgemiz. Gördük faydalı. 5-6 kilometreye kadar net görüş sağlayabiliyor. Kendi geliştirdiğimiz sistemler de var. Bir kamera 4 yolda kurduk şimdi. Ormanlarımızı orada gözetliyor. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Özellikle tabii yangın amaçlı kuruyoruz ama biz her türlü ormana karşı diğer tehditlere karşı da bunları gözetlemelerimizi yapıyoruz biliyorsunuz. Vatandaşımız da bu konuda özellikle duyarlı olsun. Yani ormanları açmaya yapmaya kalkmasın. Bir de şunu belirtmek istiyoruz arkadaşlar. Yanan alanlara bir yıl içinde ağaçlandırmakta görevliyiz. Yanan orman alanını biz bir yıl içinde ağaçlandırırız arkadaşlar. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Ve bir metrekaresini de kimseye vermeyiz. Bunu da bilginiz olsun. Yani bu konuda da eğer sağdan soldan bir şey duyarsanız da inanmayın. Yani bir resmi olarak ben size sadece söylüyorum. Sayın Bakanımız da devamlı açıklıyor bu noktada. Bu böyledir. Bizim görevimizdir aynı zamanda. Tekrar size çok çok teşekkür ederim. Hepinizin ayaklarına sağlık. Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ederim. Ben Sayın Valimize bırakmak istiyorum. Sonra sorularınız olursa da alabilirim.
çok kıymetli meslek büyüklerim, değerli orman bölge müdürümüz, kıymetli mesai arkadaşlarımız, kıymetli basın mensuplarımız, basın mensubu arkadaşlarımız. Öncelikle toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizin de bildiği gibi yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangın sezonumuz başlamış bulunmakta. Bu noktada Orman Bölge Müdürlüğümüz, Bölge Müdürümüz az önce yangın sezonunun hazırlık noktasında yapılan çalışmaları sizlere bildirdi. Hatay ilimizin %40'ı, yaklaşık %40'ı ormanlık alanlarla kaplı. Biz bu %40'ı ormanlık alanlarımızı Antakya'da, İskenderun ilçemizde ve Dörtlü ilçemizde bulunan 3 adet orman işletme müdürlüklerimiz vasıtasıyla korumaktayız. Burada önemli olan 2 nokta, biz tabii sizlerin vasıtasıyla vatandaşlarımızdan 2 noktada duyarlı olmalarını istirham ediyoruz. Birinci nokta, orman yangınlarının %90'ı insan kaynaklı olarak çıkmakta. Vatandaşlarımız ormanlık alanda yapacakları etkinliklerde, pikniklerde, bu tarz etkinliklerde biraz daha bu noktaya dikkat ederlerse başarı şansımız biraz daha iyi olacaktır. Bir diğer nokta da orman yangınlarında başarı hıza bağlı. Az önce de bölge müdürümüz belirtti. Ormanlık alanlarda bizim müdahale süremiz 14 dakika. Bunu daha başarılı noktaya çevirmek için insanlarımız en ufak bir belirti gördükleri anda bunu hiç çekinmeden 112 acil çağrı merkezine ve ilgililere bildirerek bizim de başarı şansımızı arttırabilirler. Ben buraya kadar geldiğiniz için tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah yeni orman yangın sezonunda herhangi bir sorunla, sıkıntıyla karşılaşmadan bu sezonu da sorunsuz bir şekilde atlatırız diyorum. Katılımlarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Valim. Sorular alacağız. Bir de onda şu anda bundan sonra yangın yönetim aracımız var. Onu size tanıtacağız ne işe yaradığı konusunda. İsterseniz yangın ekibindeki kalan arkadaşlarımızın nerede kaldığı, hangi koşullarda kaldığı yangın ekip binamıza geçeceğiz. Ondan sonra sırayla helikopterde sizi tur attıracağız arkadaşlar. Yukarıdan bir İskenderun'u, Hatay'ı görmek isteyen basın mensupları arkadaşlar tabii zorunlu değil. Gitmek isteyen arkadaşlarımızı helikopterle bir yukarıdan göstereceğiz ormanlarımıza. Evet. Gündeme ilişkin olursa memnun olurum. Evet. Yani orman yangınlarımız var. Sol kolukta bulunan çıkan bir yangınımız vardı. 2018'in Eylül ayında. Yani son 5 yılı değerlendirecek olursak bölgedeki en büyük yangındı. Bu yangınla ilgili halen sosyal medyada bazen spekülasyonlar yapılabiliyor. O yangının çıkış nedeniyle ilgili resmi anlamda sizin yaptığınız tespit nedir? Bu birinci sorum efendim. İkinci sorum ise koronavirüs tedbirleri kapsamında ciddi anlamda özellikle Hatay'da dahil olduğu sokağa çıkma yasağı süreci yaşanmış. Bu süreçte tabii piknik alanlarına çıkışlar da yasaktı. Bu süreç orman yangınlarının azalmasına etki etti mi efendim? Teşekkür ederim. Soğuk oluk yangını 2018'de yangın şube müdürümüz yanımızda Muzaffer Bey. İsterseniz o konuyu Sayın bölge müdürümüz o dönemde burada yoktu. Yangın o soğuk olu yangınıyla ilgili TEDAŞ'ı mahkemeye verdik. 13,5 milyon lira tazminat kazandık. O ve sahanın tamam. Süreç devam ediyor. Evet. Yani onunla ilgili o. Evet. Ben de aşağı yukarı aynı bilgiye sahiptim. Dediği doğru Muzaffer Bey'in. Mahkeme süreci devam ettiği için neticelenmedi ama böyle bir tazminat çıkıyor biliyorsunuz. O bütün tazminatlar, bütün yangınlarda biz bir araştırma yapıyoruz. Yangınlarda şöyle, olay yeri inceleme, jandarma da bize katkı sağlıyor arkadaşlar. Yani biz kendimiz de araştırıyoruz ve jandarmamızı hemen çağırıyoruz oraya. Olay yeri inceleme çalışmaları yapılıyor. Müsebbibi bir kimse, suçlusu kimse araştırılıyor. Bulunca da mahkemeye veriyoruz. O konuda bir şey yok. Yani süreç o şekilde işliyor. Bütün yangınlarımız da aynıdır bu. Pandemi konusunda teşekkür ederim bu noktada. Biz de çok konuşmak adına olmaması açısından ben bu noktaya değinmedim ama biz de bütün arkadaşlarımıza ve ekip binalarımıza bu noktada tedbirlerimizi aldık. Kendimiz bir dezenfektasyon makinesi de aldık. Ekiplerimizi her hafta dezenfekte ediyoruz. Arkadaşlarımızın ateşlerini devamlı ölçüyoruz. Araçlarımıza maskesiz binmemelerini istiyoruz, rica ediyoruz. Yangınlarda maskeyle bir şekilde mümkün olduğunca ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Sıcakta bile maskeyle durmak hakikaten zor. Pandemi süreci mesire alanlarında şu anda açıldı ama mesafeyi korumak şartıyla biliyorsunuz birazdan itibaren. Sosyal mesafemizi hala koruyacağız, maskesiz girmeyeceğiz. Mesire alanı şu anda açık.
Daha önceki süreçte tabii ki faydası oldu mu? İnsanların olmadığı zaman yangın sayımız azalıyor mu? Azalıyor. Ama biz ondan ziyade vatandaşımızın bilinçlendirme üzerine ağırlık veriyoruz. Hem yaptığımız televizyon, biliyorsunuz ulusal kanallarda devamlı televizyonlarda yayınlanıyor yangın konusundaki çalışmalarımız. Hem uyarı mahiyetinde. Biz de bu sene yapamadık ama mesela Sincap Çocuk Tiyatrosu'nda okullarda biliyorsunuz çocuk tiyatroları yapıyoruz. Vatandaşlarla toplantılar yapıyoruz. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın toplantılarına katılıyoruz. Köylerde uyarılar artsın diye. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Edecekti zaten. Her gittiğimiz yerde köy toplantıları yaparız zaten biz arkadaşlar. Özellikle sizin hepinizin buraya gelmesi bizim için ayrı bir şeref. Gelmeniz çok önemli dediğimiz nokta bu. Bu da bir bilinçlendirme toplantısı sayabilirsiniz. Pandemi sürecinde böyle yani. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Sayın Bölge'ye buyurun. Yangın sürecinde kaç tane helikopter ve uçak kiraladık? Ne kadar süre çalışacak? Türkiye geneli de bir bilgimiz varsa bu bilgiyi de paylaşacağız. Onu sevinirim. Tabii ki ben bildiğim kadarını söyleyeyim. Şöyle genelde Sayın Bakanımız açıklama yapıyor biliyorsunuz. Oradan da takip ediyorsunuz diye onlara pek değinmek istemedim. Bizim yöremizde bizde iki tane helikopterimiz var. İskenderun ve Arsuz ve Dört Yol'da. Adana'da iki tane helikopterimiz var. Bize yakın olanları söylüyorum. Yani Hatay'da. Mersin'de iki tane helikopterimiz var. Yani burada Allah göstermesin. Yani yangın büyüme tehlikesi içerisinde olduğu zaman en kısa zamanda 6 tane helikopter rahat gelebilecek durumda. Türkiye çapında yanlış bilmiyorsam 25 tane helikopter kiralanmak üzere. 2 tane büyük uçak 12 tonluk. Yarım saatte gelir. Antalya'da bir uçağımız var. Büyük 12 tonluk. O çok güçlü bir uçak. Hakikaten belki görmüşsünüzdür akşam televizyonda. Yarım saatte. Evet, bizim de ilk defa şey yapacağımız. Çünkü su gücü çok önemli. Attığı anda ağından bastırabiliyor. Tabii uçaklar her yerde uçamıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Belli bir mesafeye denizden su alabilmesi lazım. Helikopterlerin avantajı o yüzden önemli. Helikopter bizim aşağı yukarı 136, yanlış hatırlamıyorsam 136 tane falan helikopterin su alabileceği havuzumuz var dağlarda. Bu helikopter rahatlıkla orada su alıp hemen anında atabiliyor yangına, orman yangınına. O yüzden helikopterler bizim işimize daha çok geliyor açıkçası. Allah göstermesin. Yani çok yangın büyürse tabii uçakların da faydası oluyor. Sayın Müdürüm, hava desteği veren araçlar kiralık mı hepsi yoksa orman bölge mi? Tabii bunlar kiralık. Kiralık. Yani bu şu andaki gördüğünüz ya arkamda gördüğünüz helikopterde kiralanıyor. Her sene kiralanıyor bunlar. Yangın sezonu boyunca devam ediyor. Ondan sonra işler bitiyor. Evet. Teşekkür ederim. Efendim, buyurun. Kasti yangın denilen halk arasında böyle bir söylem oluyor. Yalnız ben bunu yeni öğrenmiştim. Sizden de bir açıklama yaparsak. Yanan bölgelerin ticari alana açılmadığına yönelik geçtiğimiz yıl bir bilgi vermişti Aslan Bey. Evet. Böyle bir şey var mı? Yanan bölgeler ticari alana açılır mı? Yoksa özellikle kapatılır mı? Evet. Yok. Demin de özellikle bahsetmiştim. Yangın yanan alanda biz bir yıl içinde ağaçlandırıyoruz. Bizim ormanlarımız biliyorsunuz orman kadastro haritalarıyla şu anda sınırları aşağı yukarı belli. Yani çalışmaları devam eden köylerimiz var ama orman sınırlarımız içerisinde yanan ormanlık alan dediğimiz yerlerde kesin ticarete açılması veya başka bir amaçla kullanılması mümkün değil. Biz oraya yıl içerisinde bir yıl içinde ağaçlandırıyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani yasal olarak da mümkün değil. Ben teşekkür ederim. Bir helikopterin yangına müdahale süresi ne kadar sürüyor tahmini? Yani o yerine göre değişir. Yakınında bir yer olursa bir 15 dakika içinde, evet 15 dakika içinde kalkıyor. 15 dakika içinde de müdahale edebiliyor. Yani öyle. Belli prosedürler var. Yani tabii. Şu anda belli, helikopterin de belli. Yani şimdi karşı tepedeki olan bir şeyle buraya yaptığı müdahale farklı. Tabii farklı. Zaten onu bu ekipler, mesela bu helikopter yaklaşık 15 yıldır falan burada yani arkadaşlar o şeyi biliyorlar. Onun kendine ait bir prosedürü var. Ona bir orman, yangın prosedürünün burada galiba onlar karar veriyor. Yani 3 dakikada olur. 15 dakika. Yani hazırlanıp suyu alıp çıkması yani onu bir gideceği yere bak. Ya belli bir süresi var Sayın Kaymakamımız dedi gibi ama onlar prosedüre bağlı. Biz her maliyetli tabii ki bunlarda bir belli bir maliyet gerekiyor. Ama biz aşağı yukarı tehlikeli kritik gördüğümüz bütün yangınları helikopterimizi kaldırıyoruz. Arkadaşlar yolda sorsak bu soruları şimdi. Aynen vaktimiz de çok az. Soru sorma bölge müdürü burada devam edelim. Aynen devam edersiniz tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Şimdi burayı tanıtacağız galiba. Sormak istediğim bir şey yok. Arkadaşlar yangın
aleti var. Uydu önce her yerde çekiyor. Yangında özellikle büyüme tehlikesi olan yangınlarda biz bu yangın komuta aracında götürüyoruz. Bunun içinde biraz sonra sizler de geleceksiniz. Bunun içinde Arvanto sistemi dediğimiz Türkiye'deki bütün yangın araçları, bu gördüğünüz araçlar dahil olmak üzere, helikopterler ve uçaklar dahil olmak üzere hepsinde Arvanto sistemi var arkadaşlar. Hepsinde GPS var. Biz bu Arvanto sistemi üzerinden bunu görebiliyoruz. Ve yangınlarda hangi aracımız nerede olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu araçları takip edebiliyoruz. Hızlarına kadar görebiliyoruz. İçindeki şoförünün ismini, telefon numarasına kadar buradan görebiliyoruz ve takip edebiliyoruz. Yangının büyüdüğü esasında takip etme şansımız oluyor. Yolları görüyoruz ve araçlarımızı çoğu zaman buradan da yönlendirebiliyoruz. Bizim için son derece önemli bir araçtır. Ve teknolojik bir araçtır. İçeride hem bilgisayar var, hem telsizler var. Telsizlerle görüşebiliyoruz. Hem de büyük ekran televizyonumuz var. Oradan görebiliyoruz. Arkadaşlarımız size gösterecek. Çekmek isteyen de çekebilir. Şöyle içine bir çekim. Yangın ekip transferi görmek isteyen arkadaşlarımız varsa oraya da geçelim isterseniz. Arkadaşlarımızın maskesi olmadığı zaman bize dağıtıyoruz. Bir de yatak mesafelerini de son derece uzak görüyoruz gibi. Onlara da özellikle dikkat ediliyoruz. Bir de ateşleri mümkün olacağı her gün şey yapıyoruz. Bir de şunlara dikkat edin diyoruz arkadaşlar. Yabancı birisini mutlaka buraya sokmamaya çalışıyoruz. Yani bilginiz olsun. Bu kurallara elimizden geldiğince dikkat edin. İnşallah da bir sıkıntı yaşamayız yani. Evet. İnşallah. Şimdi bir arkadaşlarımızın ikramları var. Ondan sonra artık size helikopter gidişini alacağız biraz sonra. Dört Yol Manşet izleyicileri, bugün Arsuz'dayız. Arsuz'da Orman Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü Hatay'da bir program düzenledi. Bugün Arsuz merkezde işte şu anda karşımızdaki helikopterle bütün basın mensuplarının yer almış olduğu bir program gerçekleşecek. Şimdi Hatay Vali Yardımcısı İskender Ön Kaymakamı'nın da katıldığı bir program var. Şu anda bu helikopterle hareket edecekler. Ardından sırayla basın mensuplarını bu yanan orman arazilerinin ağaçlandırılması ile ilgili kısa bir tanıtım yapacaklar. Evet değerli dostlar, biz Arsuz'dan sizleri selam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda sizlere bu videoyu da hazırlayıp sunacağız. Evet, bizden ayrılmıyorsunuz değerli dostlar. Dört Yol Manşet izleyicileri, şu anda Orman Bölge Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu programda Kahramanmaraş Orman Genel Müdürlüğü müdürümüz biraz önce veda etti. Şimdi inşallah bir tur yapacağız basın mensubu arkadaşlarımızla. Thank you.
Asya semalarında yanan orman aracılığı en zor olan. Evet. Şu anda biz de arkadaşlarımızla beraber gidiyoruz.
semalarda en son helikopterle biten programımız, başlayan programımız burada bitti. İnşallah tüm orman görevlilerimize yangınsız bir zaman diliyoruz. Çalışmalarda başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız, belasız programlar yaşarlar. Bu sezonu da yangınsız bir şekilde atlatırız. Selam ediyoruz.